yapmaktır bu tavrın adı. Yozlaşmaktır. Ne demek karısı güzel olan karımı öpebilir, baldızı güzel olan baldızımı öpebilir? Yakışır mıyız sana? Bir adam geliyor, karını öpüyor, sen de katıla katıla gülüyorsun. Bu ne biçim iştir, benim aklım ermiyor. Nereden geldin buraya sen Cemil? Eskiden 500 metreden yanındaki kadına baksalar sen bozulurdun. Hatırlıyor musun? Arkadaşımdır Erdoğan'ın. Şakacıdır, kötü bir niyeti yoktur. Her şakanın bir parçada ciddi yanı yok mudur? He? Emin misin? Gözlerimle gördüm. Cemil, gel benimle. Ne var? Gel benimle diyorum sana. Yürü! Ne oluyor ya sana? Ulan ne oluyor canım? Aa! Yalan söylemiyorum! Yalan, yalan söylemiyorum! Görüyorsun! Yalan söylemiyorum! Yalan! Yalan! Yalan söylüyorsun! Yalan! Cemil, sen bir pezevenksin. Yalan! 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 Hoş geldin Cemil abi. Merhaba Ali. Merhaba.
Bu emin mi? Emin ya. Ağlama canım, bugün geldik. Hoş geldin. Adam vardı, Allah kısmet eder de kardeşimin ayağı düşersek veya bir kurban keseceğim demiştim. 5 seneyi geçti sen bizi unutalı. Yani demem o ki zenginlik başladı bizi unuttun. Azem kardeş olmasaydı hatırlamazdın belki de. Hepten silerdin aklını. Öyle deme, bilmiyorsun sen İstanbul'u, işleri. Bizim de işlerimiz çok. Ama biz seni hiç unutmadık. Bu adam var ya bu adam. Bu adam senin tek arkadaşın, can yoldaşın. Bu adamın kıymetini bil. Bize yaptığı iyilikleri bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Ne gereği var şimdi bunların Muhittin? İçim yanıyor, içim. Önce babam, 2 ay sonra da anamız oldu. Telgraf çektik sana. İçim vardı. Çok önemliydi, bırakamazdım. Anam çok istemişti seni. Onun ısrarıyla telgraf çektik sana. Görmek istiyor. Gözleri açık gitti kadın. Gel gel, bak, bir buraya bak, bir de buraya. Hangisi güzel? Başlangıçta alay ettiler benimle, sakız eklediler. Ben yılmadan, usanmadan direndim. Bu gördüğün yeri tek başıma belledim, ektim, suladım. Azem kardeş en büyük yardımcım oldu. Bak, bak her şeyimiz var şimdi. Domates, biber, karpuzumuz, kavunumuz var. Ağaçlar diktim, bizim köylüler diktiğim fidanları kesip değnek yaptılar. Köyün koca sakalları engel olmaya çalıştılar, alay ettiler. Bu çorakta su bulunmaz dediler. Sen çılgın mısın, deli misin dediler. Bunun üzerine kızdım, kestim sakalımı, bıyığımı. Erkeklik sakalla bıyıkla olmaz, çalışmayla olur dedim. Bak şimdi her şeyimiz var. Karpuzumuz, hıyarımız, her şeyimiz. Bırak lan! Bırak dokunma hıyarlara! Bırak! Bırak dokunma neymekten kanalları! Çekirge, yeşillik düşmanı! Hain bunlar, hain! Çekirge, çekirge! Ben ne emekler harcamışım, ne terler dökmüşüm farkında değiller. Rahat konuyorlar, çalıyor çocuklar. Çocuklardan geçtim, koca herifler çalıyor geceleri. Ama ben bekliyorum. Sopamı alıp şu köşeye sinip bekliyorum. Al. Al ya bak ne güzel. Sağ ol yemeğim. Yemiyor mu? Allah Allah. Hıyar yenmez mi be? Herkes buna can atıyor can. Bir gün değirmenin önünde ip gibi akan ince bir su gördüm. Suyun kenarında bir tevek vardı, hıyar teveği. Dedim ki bizim de suyumuz olsa, bizim de yeşilliğimiz olur, her bir şeyimiz olur. İşte o günlerde geldi Azem kardeş. Seni görmüş İstanbul'da, 7.000 lira vermişsin ona. Fikrimi anlattım ona, düşündü, hiç merak etme, buluruz suyu dedi. Kafa kafaya verdik, artezyencileri bulduk, günlerce uğraştık. Millet toplandı başımıza, biz de deli gözüyle bakıyor. Nihayet 10 günün sonunda bulduk suyu. Bir motor gerekliydi. Fakat paramız yoktu. Azem kardeş borç harç buldu parayı, aldık motoru. İşte bu da motorum. 32 metreden bulduk suyu. Canım istedi mi cennete çeviririm burayı. Oluk oluk akar su, bak. Gördün mü su? İşte bak burayı cennet yapan bu su işte. Motordan ceryan da alırım. İstediğim zaman elektrik yakarım. Bu teli görüyor musun?
Bu telden ceryan geçer eve. Bu köyde kimsede yok elektrik. Ama benim var. Bir misafirin, bir kıymetli kişi gelince yakarım. Gündüz gibi olur her yer. Bu lambayı Aksaray'da bir dükkanda gördüm. Çok beğendim. Dediler eve konmaz bu. Niye konmasın dedim. Keyif benim değil mi? Nasıl demişim abi? Çok iyi demiştim.